Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead 11. sezon 5. bölümüyle beraber ilk defa Milton ailesinin isminin dizinin bir sahnesinde duyduğumuza çok sevinmiştim ki sizlerle de bu durumu paylaşmıştım. Pamela Milton ve Sebastian Milton'ın oluşturmuş olduğu bu Milton ailesinin 11. sezon ve Commonwealth için çok önemli olduklarını bizler çizgi romandan biliyoruz. Ama çizgi roman okumayan ve sadece hikayeyi diziden takip edenler için Milton ismi belki garip ve yabancı gelebilir. Bu yüzden bu videomda sizlerle özellikle Sebastian Milton Pamela Milton gibi isimlerin bu diziye ne katacağını, Commonwealth topluluğunda bu Milton ailesinin yerinin ne olduğunu ve ilk defa onları hangi bölümde görebileceğimize ilişkin tahminlerimi ve açıklamalarımı paylaşmak istiyorum. Videoya devam etmeden önce çizgi roman okumadıysanız ve Commonwealth'in çizgi roman hikayesinden spoilerlara maruz kalmak istemiyorsanız videonun geri kalan kısmında önemli ipuçları ve spoilerlar karşınıza çıkabilir. Bu yüzden dikkat etmenizde fayda var. Zaten yine daha önce yayınlamış olduğum Pamela Milton karakterini canlandıracak olan Lila Robbins isimli oyuncunun nasıl göründüğünü ve çizgi romandaki rolünün ne olduğuna dair detayları dediğim gibi paylaşmıştım ama yine bu videomda sizlerle o videoyu kaçıranlar olabileceğini düşündüğüm için kısaca bahsetmek istiyorum. Tipik olarak bu karakteri bir politikacıya benzetebilirsiniz. Gerçekten de kıyamet öncesi bir dünyada güçlü bir aile olduğu düşünülüyor. Çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Ve onun bir de Sebastian Milton adında bir şımarık oğlu var. Onu da yine bu sezon sık sık göreceğimizi düşünüyorum. Her istediğini alabileceğini düşünen gerçekten de şımarık birisi. Pamela Milton ise tıpkı onun gibi çok kötü bir karakter ve gerçekten de sırf arzular istekleri doğrultusunda her türlü kötülüğü yapabilecek bir isim. O kadar uyumlu bir anne ve oğul ki gerçekten de birbirlerini çok iyi bir şekilde tamamlıyorlar kötülük noktasında. Ailesinin her zaman iktidarda kalmasını isteyen ve gücü her zaman elinde tutmak isteyen bir isim olarak öne çıkacak Pamela Milton. Birçok farklı bölgeyi, pek çok farklı şeyi kontrol etmeye çalışan bir isim aynı zamanda. Her zaman kontrolün onun elinde olmasını tercih eden biri. Beşinci bölümde mesela bizlere Commonwealth ve Pamela Milton'dan çok özel şeylerden bahsedildi. Yumiko'nun bulmuş olduğu kardeşi Tommy'nin söyle demiş olduğu, Commonwealth topluluğunun ilk önce birkaç bloktan başladığını ve daha sonra genişlediğini söylemesi ve 50.000 kişiden oluşan bir topluluk haline gelmelerini söylemeleri de kıyamet sonrasından beri Pamela'nın bu topluluk başında olduğunu varsayarsak gerçekten de güce aç ve bütün kontrol elinde barındırmak için çabalayan ve bu topluluğu yükselten bir isim olduğunu hesap edebilirsiniz. Aynı zamanda tıpkı politikacılar gibi iyi yanlarının yanı sıra kötü yanlarında da özellikle pis işlerini yaptırmak için kullandığı bir mercer olacak karşımızda. Bu zamana kadar büyük ihtimalle Pamela Milton hiçbir aylakla karşılaş bu zamana kadar gelmiş olmalı. Özellikle de onun hayatta kalmasını sağlayan önemli isimler arasında de olacaktır. Kim bilir belki de Pamela Milton'ın yanı sıra Sebastian bile hiçbir zaman aylak görmemiş olabilir. Yani demem o ki gerçekten de güçlü bir aileye mensuplar ve kıyamet sonrası dünyada herkes zorluk çekip mücadele ederken bu isimler topluluğu yükseltmekle ve kendilerini başkalarına korutmakla meşgullerdi. Bu yüzden de her türlü gücü elinde barındırdıkları için her istediğini yaptırabilecek potansiyele sahip olduklarını düşünüyorlar ve bütün şımarıklıkları ve kötülükleri bundan dolayı geliyor. Bunun yanı sıra 5. bölümde tanışmış olduğumuz Lance Hornsby de çok farklı bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Özellikle Pamela Milton ve Lance Hornsby'nin arasındaki o ilişki, o siyasi politik olarak birbirlerine karşı takındıkları tavırları da çok merak ediyorum görmek için. Özellikle bizler Commonwealth topluluğunda Pamela Milton'ın her türlü isteği için mücadele eden bir aracı olarak da göreceğiz Lance Hornsby'yi. Onun söylediği ağzından çıkan her şeyi yapmak için gözünü bile kırpmayan bir Lance Hornsby olacak karşımızda. Bütün bu Mercer ailesinin ve Lance yanı sıra gerçekten de aralarında delikanlı diyebileceğimiz tek isim Mercer olacak. Mercer bizim ekibimiz ve grubumuz için çok önemli bir isim. Commonwealth topluluğunda yabancı olarak şimdilerde yer alan Yujin, Prenses, Ezekiel ve Yumiko'nun özellikle Mercer'dan çok iyi bir şekilde yararlanmalarını bekliyorum. Çünkü Mercer onlar gibi yozlaşmış ve emelleri doğrultusunda her türlü kötülüğü yapabilecek isimlerden değil. Evet bu ordunun başında ve Pamela Milton'e hizmet ediyor ama bunu yapmak zorunda olarak bunu açıklayabilirsiniz. Çizgi roman takipçilerinin bildiği üzere Mercer ve Sebastian Milton arasında çok da uyumlu bir ilişki yoktu zaten. Yapılan bütün pislikleri ve kötülükleri kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu bildiği için Mercer onlardan nefret etmeyi her geçen gün daha da arttırıyor. Çünkü yapılan bütün yanlışlıklar ve pislikler için kendisi görevlendirildiği için bu durumdan çok da memnun değil. Özellikle onu çizgi roman takipçilerinin yine bildiği üzere burada çok önemli bir spoiler olacak. Mercer'ın diğer bütün grup üyelerimize Pamela Milton ve yönetimi devirmek, alaşağı etmek için yardım ederken göreceğiz. Tabi bütün bu hikaye esnasında aslında baktığımızda çizgi roman Dwight ve Rick Grimes gibi iki önemli ana karakteri bizler göremeyeceğiz ve bu karakterlerin rollerini kimlerin devralacağını şu anlık bilmiyoruz. Yapılacak olan kamu ve füzyanı sırasında ve çıkacak olan savaş sonrasında neler olacağına dair karakterlerin değişimleri, hangi karakterin çizgi romandaki dediğim gibi Rick ve Dwight'in rollerini devralacağını çok merak ediyorum. Her ne kadar 5. ve 6. bölümü de sayarsak, 6. bölümü geride bıraksak da bizler henüz Pamela Milton hakkında çok da bilgi sahibi değiliz. Onunla henüz tanışma fırsatımız olmadı veya oğlu Sebastian Milton'la. Bu iki ana karakterle tanışmamız büyük ihtimalle 8. bölümün sonunda olabilir. Eğer ki 2. parta kalırsa çok da uzamadan 9. bölümde artık Pamela Milton ve Sebastian Milton tanıtmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki 3 ila 5 bölüm arasında Pamela Milton ve Sebastian Milton'la tanışmayı bekliyorum. Fısıldayanlar hikayesine geri dönüp baktığımızda 8. bölümün sonuna kadar bizler Alfa ile tanışmayı beklerken sezon arası girmiş ve zamanın ardından 9. bölüm yayınlandığında bizleri Alfa ile tanıştırmışlardı. Şimdi bir benzerini belki bizler bu sezon 9. bölümde Pamela Milton yakınla tanışırken görebiliriz. Tek dileğim böyle bir şey yapmamaları ve 8. bölümün son saniyeleri ve son anları bile olsa en azından Pamela Milton'ı göstermelerini bekliyorum. Belki de Pamela Milton'la tanışmamız 8. bölümde Alexandria'da onun gözükmesiyle de olabilir. Çünkü bizler çizgi romanda tanıştığı insanlarla ve topluluklarla ziyaret gerçekleştiren bir Pamela Milton'ı hatırlıyoruz. Bu yüzden benzer bir şey Angela Khan'ın da gerçekleştirdiğini görebiliriz. Böylelikle Alexandria topluluğuyla tanışan Commonwealth topluluğunun lideri Pamela Milton'ı bir şekilde Alexandria'yı ziyaret ederken görmemiz çok da şaşırtıcı olmamalı. Pamela Milton ve Sebastian Milton aynı zamanda da Lance Hornsby'nin ve biraz da Mercer'ın diziye çok önemli şeyler katacağını düşünüyorum ve Pamela Milton'ın da dizinin final sezonu için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bütün dizinin havasını bir anda değiştirebilecek bir isim Pamela Milton. Bu yüzden gerçekten de çok heyecanlıyım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de Pamela Milton, Sebastian Milton, Lance Hornsby hakkındaki görüşlerinizi, fikirlerinizi ve beklentilerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.